Merhabalar, ben İnci Candemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için küçük bir özet. Bundan 12 yıl önce 670 gramla hayata tutunan 24 haftalıkken dünyaya gelen Can'ın annesiyim. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'deki prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktayım. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin ilk ve tek prematüre bebek ebeveyn danışmanı olarak bir eğitim aldım. Birçok video bulabilirsiniz kanalımda. Genel olarak prematüre bebek ailelerinin yoğun bakım sürecinde yaşadıkları zorluklar, prematüre bebek annesinin psikolojisi, prematüre bebeğin bakımı, yoğun bakımda ailelere düşen görevler ve pek çok bilgiyi aslında esasında kitaplarımda yer verdiğim bilgilerle ilgili video serileri hazırladım sizler için. Bugünkü videomun da konusu sizler için, aileler için, ışık olması için, yol olabilmesi için yazmış olduğum 3 kitaptan söz etmek istiyorum. Çünkü bana gelen en sık sorulardan birisi, İnci Hanım 3 kitap yazacak. Ne buldunuz, hangi konuları içeriyor kitabınız ve hangi kitabı hangi sırayla okuyalım şeklinde. O yüzden çok özetle kitaplarımı size tanıtmak istiyorum. 670 gramla Hayata Tutunmak adlı kitabım Can'ın, yani oğlumuz Can'ın 135 günlük yoğun bakım macerasını, bu süreçte başına gelen sağlık komplikasyonlarını, beyin kanaması, enfeksiyon ve prematüreliğe dair esasında yaşanabilecek bütün o zorlu komplikasyonları yaşadığımız süreci kapsıyor ve Can'ın 4 yaşına kadar gelişimini kapsıyor. Bu kitabı yazma nedenim, İnci Hanım siz neler yaşadınız, psikolojinizi nasıl ayakta tuttunuz gibi pek çok sorular gelebiliyor annelerden. Bu kitap biraz sert bir kitap çünkü içinde çok gözyaşı var. Gerçekten birebir yoğun bakımda yaşadığımız o karanlık günleri anlatan bir kitap. O yüzden bu kitabı okumakla ilgili annelere tavsiyem şu. Eğer psikolojinizin çok kötü olduğunu düşünüyorsanız ve derdim çok büyük diyorsanız, çok sevgili bir ekonomi profesörü bu kitabı okuduktan sonra şunu da demişti. Eğer dünyadaki en büyük dert bana ait diye düşünüyorsanız bu kitabı okuyun demişti. Ben de o sözlerle bu kitabı tanıtmayı seviyorum. Gerçekten zorlu bir yolculuğun içerisinden geçerken yaşadığımız prematürelikle ilgili yaşadığımız o korkulu süreci anlatan bir kitap bu. Annenin psikolojisine, annenin babanın duygularına tercüman bir kitap. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının da esasında kapsıyor. Çünkü ben 135 gün boyunca onların da bebeklere olan katkısını yine bu kitapta ele aldım. 670 gramla Hayata Tutunmak kitabının mottosu şu. Annesinin karnında değil ama kalbinde büyüyen, prematüre doğan Can'ın yoğun bakımda geçen 135 günlük nefes kesen çarpıcı hikayesi. Pek çok okuyan kişi bir romandan daha heyecanlı diyor. Açıkçası bütün duygularımı bütün açıklığıyla burada dile getirdim. Evet, bu benim ilk kitabım. Ve yine çok sevdiğim ilgili Philips Avent'in benim destekçim, ailem, onların katkısıyla çıktı. Online tüm kitapçılarda bulabilirsiniz 670 gramla Hayata Tutunmak kitabımı. Şöyle bir arkasındaki bir notu da sizinle paylaşayım diğer kitaba geçmeden önce. Karanlıktan aydınlığa giden Badireli yolda yaşanan umut, çaresizlik, mücadele, dehşet, mucize ve bir kahramanlığa tanık olmak ister misiniz? Paylaştıkça çoğalacak bir kahramanlığa. Kader beni dokunamadığım, öpüp koplayamadığım, ölüm kalım savaşı veren bebeğime olan sevgimle sınamaya karar vermişti. Oğlumuz Can tam 4 ay erken dünyaya gelmişti. Yaşama tutunma ihtimali düşüktü. Olabilecekler, kalıcı sağlık sorunları korkusu eklenince duyduğum ızdırap dayanılmaz olmuştu. Bir annenin yavrusunu yitirme ihtimalinin bu kadar yakın olması, ölümle yaşam çizgisinin tanıklık etmesi, cinnetle sonuçlanabilecek ancak değiştiremeyeceğim gerçekleri kabullenmeme ve her şeye rağmen şükretmeye yine o çaresiz günlerde öğrendim diye özetlemişim bu kitabımı. Dolayısıyla Hayata Tutunmak istiyorsanız 670 gramla Hayata Tutunmak kitabımı bu şekilde size özetlemiş olayım. 17 Kasım Dünya Prematüreler Günü'nde yine çok sevgili ailem Philips Avent'in katkılarıyla da Prematüre Bebek Bakım Rehberini, bu da yine Türkiye'de aileler için yazılmış ilk rehber kitaptır, yayınladık. Yani 3 yıl geçti üzerinden.
Bu kitabın şöyle bir özelliği var. İçerisinde 25 tane uzman görüşü var. Yani yoğun bakım hekimi, hemşire, fizyoterapist, gözle ilgili sorunlara yanıt. Bu kitabı aslında şöyle tanıtabilirim. Eğitimlerimde ailelere danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyorum demiştim. Ailelere vermiş olduğum bilgilerin özeti bu kitapta var. 9 bölümden oluşuyor. Her bölümün sonunda 9 aile hikayesi var. Destek verdiğim ailelerin hikayeleri. Çünkü biliyorum ki anneler, babalar başka hikayeleri dinlemeye çok ihtiyaç duyuyor. Bu kitabı tanıtırken size şöyle söyleyebilirim. 0-3 yaş arası, yani yoğun bakıma bebeğiniz düştüğü günden itibaren 3 yaşına kadar bebeğinizle ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler bu kitapta var. Dolayısıyla Türkiye'nin de ilk bu anlamda aileler için yazılmış rehber kitabı olması açısından çok değerli. Çok sık gelen sorular beslenme, anne sütü, bebeğin bakımı, bebeğin uykusu, ağlama nedenleri ve yine yoğun bakım sürecinde o çok merak ettiğiniz enfeksiyon kaptı normal mi, işte akciğerinde şu sıkıntı oldu normal mi gibi ailenin bilmesi gereken sağlık sorunlarına dair de tüm prematürelikle ilgili cevaplar var içinde. Dediğim gibi içerisinde 25 tane uzmanın görüşünün olması da yine benim için bu kitabı çok değerli kılıyor. Bunun dışında prematüre bebeklere uygulanması gereken masajlar, gıdaya bağlı olarak oluşan gazla ilgili sorunların çözümü gibi pek çok konuyu ele aldık. Yine annenin psikolojisine değindik bu kitapta. Şöyle bir konu başlıklarına bakacak olursak, anne karnından dünyaya prematürelik gerçeği, yeni doğan yoğun bakımda ebeveynin rolü, prematüre bebeklerde temel davranış şekilleri ve uyku düzeni, prematüre bebeklerde ağlama nedenleri ve teskin edilme şekilleri, sosyalleşen bebek ve duygusal gelişimi, prematüre bebeklerde beslenme, evde prematüre bakımı, prematüre bebeklerde gelişim, burası çok önemli çünkü ailelerin kafalarında soru işaretleri oluyor. Geç mi konuşur, geç mi yürür, ne yapmalıyız, her bebekte bu tür gelişim gecikmeleri olur mu şeklinde. Bunların birebir içerisinde aşamaları var. Hangi haftalarda, hangi aylarda ne olmalı ve ne olumsuz giderse bir uzmana başvurulmalı şeklinde. Erken takibin önemi ve erken müdahalenin önemi. Her zaman söylüyorum, prematürelikten korkmayın, erken doğumdan korkmayın ya da az korkun, çok umut edin benim deyimimle. Geç kalmaktan korkun. O yüzden bu kitap sizin için çok başucu bir kitap. Çünkü bebeğinizle ilgili olabilecek bazı erken tanıları kendiniz koyabilirsiniz buradaki gelişim basamakları ile ilgili olarak. Prematüre bebek bakımı rehberi kitabımla ilgili daha başka ne anlatabilirim diye düşündüğümde içinde sizlerden gelen en sık sorulan soruların yanıtları yer almakta. Bu şekilde özetleyebilirim. Şöyle bakayım arka kapağında neler yazılmış diye. Doktor Gülnel Şarman'ın bir güzel bir yorumu var arka kapağında. Erken doğan bebeğin ebeveyni olmak son derece zor ve bu kitap prematüre bebek ailelerinin ellerinden düşürmeyeceği çok değerli bir kılavuz demiş kendisi. Tekrar buradan kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel şey için, yorum için. Dolayısıyla prematüre bebek bakımı, dediğim gibi 0-3 yaş arası prematüre bebeğinizle ilgili bilmeniz gereken tüm konuları kapsıyor. O yüzden çok önemli bir kitap. Tekrar edecek olursam, 670 gramla hayata tutunmak ailenin duygularına tercüman, annenin psikolojisine esasında bir miktar güçlendirecek bilgileri içeriyor. Ama benim hikayem, çünkü çok soruluyor siz nasıl yaşadınız, nasıl geçirdiniz, bu süreçte nasıl ayakta kaldınız diye. Prematüre bebek bakımı bebekle ilgili tüm konuları kapsıyor. Bu da aileyle ilgili ailenin tüm duygularını kapsayan bir kitap. İki kitabım da dediğim gibi online tüm satış sitelerinde var. Diyanar.com, hepsiburada.com gibi e-ticaret sitelerinde kitap satılan her yerde var. Kitapçılarda daha az miktarda bulunuyor. Çok spesifik bir kitap olduğu için. Gelelim son heyecanıma, üçüncü bebeğime. Bu 15 Haziran'da çıktı. Yani bugün galiba ayın 25'i. Daha 10 gün oldu. Prematürelerin gücü adına. Bu kitapta benim şöyle tabir ediyorum, ustalık dönemi kitabım oldu artık. Çok heyecanlıyım bu kitaptan ötürü. Çünkü bu kitapta çok çok yine Türkiye'de olmamış, çok özel bir şey başardık açıkçası. Öncelikle adından bahsedeyim. Niye prematürelerin gücü adına? Çünkü prematürelik kavramı üçlü bir saç ayağı
bebek, aile ki bunları ilk iki kitabımda kapsamıştım ve de sağlık çalışanları. Benim yapmış olduğum çalışmalar, ailelere destek programları, gönüllü olarak yaptığım çalışmalar sırasında doğal olarak hemşireler ve doktorlarla çok sık sahada onların hayatlarıyla karşılaşma imkanım oluyordu. Ve biliyorum ki hemşire olmak çok zor, hekim olmak çok zor ama bunu bazen ailelerimiz çok iyi bilemiyorlar. Bir hekiminin bana söylediği şey şuydu, zannediyorlar ki doktorların gözyaşı yok. Oysa biz gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz demişti. Bu beni çok etkilemişti. Dolayısıyla istedim ki sağlık çalışanlarının, yani bu yolda çok emek veren hekim ve hemşirelere, hep kahraman anneler, kahraman babalar, kahraman bebekler diyoruz ama asıl bu işin en büyük kahramanı sağlık çalışanları. Onlar sessiz kahramanlar. Onlara sesine yer vermek istedim bu kitapta. O yüzden de çok heyecanlıyım bununla ilgili olarak. İçerisinde birbirinden değerli 12 tane yeni doğan yoğun bakım profesörünün kaleminden, gözünden mucize prematüre bebek hikayeleri var. Yine 12 tane hemşirenin kendi gözlemleriyle prematüre bebek hikayeleri var. Ve bunun haricinde de yine ona yakın ailenin kendi bebeğiyle ilgili prematüre bebek hikayeleri var. Bu anlamda gerçekten belgesel niteliğinde çok özel hikayeler var içinde. Beni her seferinde heyecanlandıran. Evet, bu kitaptaki iki bölüm dediğim gibi sağlık çalışanlarının prematüre bebeklerle ilgili olan hikayelerini kapsıyor. Kitap toplam 5 bölüm demiştik ve kalan 3 bölümde ne yazmış olabilirim diye merak ediyor olabilirsiniz. Birinci bölüm yine benim için çok kıymetli bir bölüm. Kendisi bir prematüre bebek annesi olan uzman bir psikologla birlikte yazdığımız birinci bölüm annelere gerçekten çok nefes olacak bir bölüm. Çünkü yoğun bakımda annelerin en büyük sıkıntısı kendimi yetersiz hissediyorum, bebeğim için işe yaramaz hissediyorum, o kaygı, öfke, suçluluk duygusunu, bütün bu psikolojik bariyerleri birinci bölümde ele aldık. O yüzden birinci bölüm annelere çok ciddi anlamda fayda, panik atak belirtileri, akut stres bozuklukları gibi annelerin bu konuda prematüre bebekle ilgili deneyimlerine nefes olacak, yol gösterecek çok önemli prematüre bebek ailesinin duygusal yolculuğu başlığı altında toparladık bunu. Üçüncü bölüm benim yine çok heyecanlandıran 360 derece kan grubu bakımı uygulaması adını verdim. Çünkü ailelerden yine şu soru geliyor. İnci Hanım, yoğun bakımda bu kadar uzun süre kalan bir bebeğin eve geldikten sonra yoğun bakımla ilgili olumsuz deneyimlerini nasıl, ne şekilde ortadan kaldırabiliriz? Kan grubu bakımı çok büyük bir şifa. Aslında bana bakarsanız yurt dışında çünkü kan grubu bakımı için yazılmış onlarca kitap var. Sadece kan grubu bakımı temasını işleyen. Benim hayalim aslında kan grubu bakımı başlıklı bir kitap çıkarmaktı ama bir bölümde bunu özetlemeye çalıştım. Kan grubu bakımının beyin gelişimine, bebeğin kilo alımına, annenin kaygılarına, annenin süt artımına ne kadar mucizevi bir etkisi olduğundan bahsettim. Beni tanıyanlar bilirler. Evde olsun ya da gerek hastane sürecinde olsun kan grubu bakımı, prematüre bebekle yapılan kan grubu bakımının tekniklerinden de tabii bahsediyorum ama benim aşkım gerçekten kan grubu bakımı büyüleyici bir şifa. Prematüre bebeklerin iyileşmesine çok önemli katkısı var. Hem hastane sürecinde hem de dediğim gibi ev sürecinde. Üçüncü bölüm bunu kapsıyor. Dördüncü bölümde de sosyal anlamda, sosyal sorumluluk anlamda Türkiye'de prematürelikle ilgili eksikliklerden bahsettim. Çalışan annenin doğum izniyle ilgili bir takım bilgiler, raporlar var bunun içerisinde. Eve tıbbi cihazlarla, gereksinimi olan tıbbi cihazlarla taburcu olan ailelerle ilgili yol gösterici bilgiler var. Dolayısıyla son kitabım bu şekilde bir duygusal bakım diyorum ben. Hem aileye duygusal bakım, hem sağlık çalışanlarına duygusal bakım. Çünkü istedim ki o sessiz kahramanlarımız, sağlık çalışanlarının zorlu hayatlarına bir pencere açmak istedim bu kitapla. O yüzden de çok heyecanlıyım. Çünkü bütünün hayranı oldu diye düşünüyorum. Şöyle bir arka kapaktan da size yine çok değerli bir neonatoloji uzmanımız Doktor Fatma Çakmakçeli'nin yazısıyla kitap hakkında görüşlerini size aktarmak istiyorum. Genellikle sağlık hizmetlerinde hasta açısından bakılır. İnci Hanım bu kitabıyla sağlık çalışanları açısından da bakmış. Doktor ve hemşirenin hangi şartlarda ve
hangi duygularla çalıştığına dikkat çekerek ne kadar büyük bir yük taşıdıklarına değinmiş. Aslında prematüre ebeveynleri için doktor ve hemşireleri anlamalarına yardımcı olmak istemiş. Aynen de böyle. Ailelerin, ebeveyn, doktor, hemşire, yani hepimizin aynı tarafta olduğunu, hepimizin aslında mucizelere tanıklık etmek için var gücümüzle çalıştığını vurgulamak istemiş. Aynen böyle. Bunu okurken dahi şu anda duygulanıyorum. Gerçekten bu kitabın misyonu bu. Dediği gibi diğer bir konuda kan grubu bakımı, değindiği bir diğer konuda kan grubu bakımı, aile merkezli bakım, benim de çok önem verdiğim, hem ebeveyn hem bebeğe çok iyi gelen aile bağının kurulduğu altın dakikalar. O anlamda da çok sevgili Fatma Çakmak'a buradan tekrar teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir şekilde kitabımı tanıttığı için. Bu kitabı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ortamlarını algılamaları ve bebekleri için nasıl bir mücadele verildiğini anlamaları için özellikle prematüre ailelerin okumalarını tavsiye ediyorum demiş. Yine geçemeyeceğim çok sevgili sorumlu hemşire Zeynep Köse'nin burada bir yorumu da var kitabın arkasında. Kitabı okurken aslında yeni doğan yoğun bakım hemşireleri olarak hepimizin yaşadığı ne kadar ortak duygu olduğunu gördüm. Kimi zaman gözyaşlarımı tutamadım. İnce Hanım bir prematüre annesi olarak prematüre bebeklere bakım veren hemşirelerin değerini yaşayarak öğrendiği için aileleri bu konuda farkındalık yaratmak istemiş. Bu kitabı okurken prematüre ailelerin bebeklerine bakım veren hemşireleriyle daha güvenli bir ilişki kuracaklarına inanıyorum demiş. Evet, bu kitap özetle bebek, aile ve sağlık çalışanların gücüne güç katacak bir derleme oldu. Prematürelerin gücü adına. Dediğim gibi bu üçlü bir saç ayağı, bebek, aile ve sağlık çalışanı. Dolayısıyla bu kahramanlıkları bu kitapta ele almak istedim. Şimdi tekrar bu videonun amacı olan hangi kitabı ne zaman okumalıyım şeklindeki kısmı özetleyecek olursak. Dediğim gibi yoğun bakıma ilk düşen aile, yani bebeği erken doğdu. Prematüre bebek bakımını şöyle bir karıştırmalı ilk iki bölümü, çünkü bu yoğun bakımı anlatıyor. Geri kalan 9 bölümün 7 bölümü daha çok ev süreci gibi bilinmesi gerekenleri kapsıyor. Dolayısıyla bu elinizin altında bulunmalı ve bebek eve çıkmadan önce de aslında ara ara bölümleri okumalısınız. Ama prematürelerin gücü adına kitabım gerçekten de eminim de söylediğim gibi duygusal bakım sağlayan bir kitap. Çünkü çok merak ediyorsunuz başka aileler neler yaşadı ve bu süreç nasıl atlatıldı. Dolayısıyla içinde 40'a yakın prematüre bebek hikayesini bu şekilde okuyabilirsiniz. Ve bu mucizevi bebeklerin ne kadar güçlü olduğuna prematürelerin gücü adını kitabımda tekrar bunu tanıklık edebilirsiniz. Kitaplarımı böylece bu videoyla özetlemiş olmak istedim. Dilerim okursunuz. Çünkü gerçekten çok büyük gayretle, çok güzel niyetlerle kaleme aldım. Sizlerin hepinize güç vermesi, nefes olması için. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Bildiği insanı güçlü kılar. Umarım okuma ihtimaliniz olur. Bu videoyu bunun için hazırlamak istedim. Videolarımla ilgili yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Kanalımdaki diğer videoları da mutlaka izleyin ve üye olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.